ترکیه کشور جشنواره ها. سلام دوستای خوبم، در برنامه چهارم از سری برنامه های ترکیه کشور جشنواره با شما عزیزان هستم. امروز یه برنامه خیلی خاصی براتون تهیه کردم. توی یکی از مراکز خرید آنکارا هستیم و در مورد روز عشاق و یا همون ولنتاین خودمون اومدیم که اینجا برنامه تهیه کنیم. البته این برنامه رو من امروز که روز ولنتاین یعنی 14 فوریه است دارم تهیه میکنم، ولی خب شما روز سه‌شنبه این برنامه رو گوش میکنین و میبینین. امروز اینجا کلی برنامه برگزار کردن. توی این مرکز خرید یه سری کارهای مختلف در رابطه با روز عشاق تنظیم کردن که خیلی جالب بود. یه سری کیک های مختلف حاضر کردن، یه سری برنامه های موسیقی و دی جی و رقص و نوشیدنی و خوردن و اینجور چیزا که قراره که بریم تو ببینیم که چه خبره اینجا. امیدوارم که برنامه امروزمون هم بپسندین. فعلا خدافظ. Sevgili arkadaşlar, şu an Şafak Hanım'ın yanındayız. Şafak Hanım bu alışveriş merkezinin müdürü. Kendisinden biraz bu alışveriş merkeziyle ilgili bilgi vermelerini isteyeceğim. Ayrıca festivalle ilgili sorularım olacak kendilerine. Bakalım ki burada ne yapılıyormuş. Merhabalar. Merhaba. Next Level Alışveriş Merkezi Ankara'nın ilk karma projesi. Ofis, rezidans ve AVM üçlüsünden oluşan bir karma projeyiz biz. 24 Ekim'de kapılarımızı alışveriş merkezi olarak Ankaralılara açtık. Ankaralı ziyaretçilerle buluştuk. Yaklaşık 140 tane mağaza ev sahipliği yapıyoruz. Çok güzel bir mağaza karmamız var. Ankara'da yaklaşık 20'ye yakın mağazanın da ilk defa Ankara'da yer almasını sağladık. Biz Ankara'nın sosyal yaşam merkezi olmayı hedefliyoruz en kısa sürede. Podyum katımızda çok şık restoran ve kafelerimiz var, gurme restoran ve kafelerimiz. Podyum katta özellikle sinema, kültür ve restoran yemek üçlüsünü bir arada bulunduran açık havasıyla sosyal yaşam alanı yaratacağız. Çok şık restoranlarımız Midpoint, Big Chef, Kiva, Keyfi, bir çay evimiz var, Godiva, DNR, çok yakında sinemamız açılacak, bir burgerimiz, çok yakında Mezzona ve Go Mongo'da Next Level Alışveriş Merkezi'nde yer alacak. Şimdi Ankara genelinde yapılmış olan işte festivaller var her zaman. Sevgililer Günü Festivali ilk kez bu alışveriş merkezinde yapılıyor. Onunla ilgili de nasıl düşündünüz? Yani bu her sene yapılacak mı? Bununla ilgili de bilgi verirseniz. Tabii Sevgililer Günü perakendenin çok önemli günlerinden biridir. Bu çerçeveden bakıldığında alışveriş merkezleri bu tarz sosyal aktiviteler, projeler gerçekleştiriyor ki hem müşterilerine sadık bir profil sağlasınlar, hem de kendileriyle, markayla, müşteri arasında bir bağ kursunlar, duygusal bir bağ kursunlar. Evet, çeşitli festivaller düzenleniyor ama Ankara'da ilk kez biz Sevgililer Günü Festivali gerçekleştiriyoruz. Biz Next Level olarak Sevgililer Günü'nü sahiplendik. Bu açıdan bakıldığında da markalarımızla ortaklaşa çok güzel bir proje gerçekleştirdik. Yaklaşık 60'a 70'e yakın mağazamızda sadece bugüne özel indirimler var. Sadece Next Level Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalarda geçerli. Ekstra %20, %10 hatta %50'leri bulan indirim sunuyorlar ziyaretçilerimize. Bugün alışveriş merkezimiz saat 23'e kadar açık. Onun dışında alışveriş merkezinde tüm gün ikramlarımız olacak. Minik cupcake'lerimiz, kalpli cupcake'lerimiz, sıcak çikolatalarımız ikram edilecek. Bütün gün Sevgililer Günü müzikleri çalacağız. Ayrıca podyum katımızda, restoran ve kafelerimizde özel hedef kitlemize özel bizim datamızda bulunan ziyaretçilerimize hediye çekleri gönderdik. Gelip burada Sevgililer Günü yemeklerini yesinler istiyoruz. Bunlar tabii bizi çok mutlu ediyor. İnsanların Next Level'a gelmek için bir amacı gerçekleşiyor. Ayrıca saat akşam 9'da da çok şık bir partimiz var. DJ Funkisi ve Ceren Aksan performansında podyum katta halka açık partimiz olacak. Orada sıcak şarap ikram edeceğiz. Yine aynı şekilde minik cupcake'ler ikram edeceğiz.
Daha sonrasında da Ketçap bizim özel eğlence merkezimiz, podyum katta lunch alanı dediğimiz, hem gündüz yemek veriyor, akşamında lunch alanına dönüşüyor. Gençlerin gerçekten çok popüler bir mekanı. Orada da çok ünlü DJ Milken Sugar olacak. Bugün böyle dolu dolu bir sevgililer günü geçireceğiz. Güzel buradan bir program olacak galiba. Çok teşekkürler. Bir şey daha da soracağım. Siz tabii çok böyle bir sade bir sisteminiz var herhalde. Hı. Çok şık ve sade. Süslemeler de çok fazla değil. Hı. Neden süsleme çok fazla yapmadınız? Acaba herhangi bir nedeni var mı? Şöyle, alışveriş merkezleri tabii ki de özel günlerde çeşitli süslemeler yapıyorlar. Biz bu çerçeveden bakıldığında gerçekten mimari olarak çok şık bir alışveriş merkeziyiz. Özellikle mimari yapımız, işte podyum katında olan süs havuzlarımız alışveriş merkezinin aynı zamanda da tavanını oluşturuyor. Ve insanlar ışık hüzmeleri eşliğinde alışveriş yapıyorlar gündüz ve akşam saatlerinde. Onun dışında alışveriş merkezinin genel dolaşımı çok rahat, çok şık bir alışveriş merkezi, kompakt bir AVM. Bu çerçeveden bakıldığında da süsleme ile bu mimari özellikleri çok kapatmak istemiyoruz. Bu yüzden Sevgililer Günü süslemesi yapmadık ama tabii ki de bütün alışveriş merkezleri de olduğu gibi çok şık bir yılbaşı süslememiz vardı ama yılbaşı dönemi bittiği için onları kaldırdık. Onun yerine konseptimize özel, yani indirimlere özel her mağazamızın önüne büyük kalp cutoutlar yaptık ki indirimleri ziyaretçilerimiz çok daha net şekilde görsünler diye danışma noktamızı güller ve karanfillerle süsledik. Bu çerçeveden bakıldığında Sevgililer Günü süslemesini tercih etmedik. Çok güzel olmuş. Biz de çok beğendik. Umarım ki diğer herkes buraya geldiği zaman da çok eğlensinler ve çok güzel vakit İnşallah. Geçirsinler. İnşallah. Sevgililer günleri bol bol sevgiyle olsun. Size evet. de çok teşekkür ederim bu röportaj için. İnşallah yine gezeceğiz. Bakalım neler var burada. Çok teşekkürler. با دو نفر از کسایی که اومدن به این فروشگاه و از برنامه اینجا لذت بردن هستم. میخوام ببینم اینجا چیکار کردن. مرحبا. مرحبا. Şimdi siz bu alışveriş merkezine geldiniz. Burada acaba bir program olduğunu biliyor muydunuz? Yok, ben zaten burada çalışıyorum. Hani yakın olduğu için öğle tatilinde yemek yemeye geldik birlikte nişanlımla. پرسیدم که آیا میدونستن که اینجا برنامه هست یا نه؟ گفتن نه، ما چون مرد کارمون نزدیک به اینجا اومدیم. سیز نشانلو موسینا؟ evet. کاچ سنلیک؟ داها سنه اولمادی. آی او زمان. آی آی 6 ay. شش ماهه که نامزد هستن. او زمان سیزه عشق سوگیلی ایلگیلی کونوشماک هرالده داها گوزل اولماسی لازم دیل می؟ یعنی میگم که فکر کنم که صحبت کردن در مورد عشق و محبت با شما خیلی باید مهمتر باشه چون نام زدین. دیون نه زمان؟ مایستا 19 مایست. عروسیشون هم روز 19 مه هستش که برای ترک ها خیلی روز مهمیه. بعدا توضیحش رو بهتون میدم. او زمان سیز شیمی بردن نلر یابدنز؟ یمک یدیک بیرلیکته سیگلیلر گیدی کتلادک یمک یهرک باشکا بی پروگرامنز وار مو بگون ایچین؟ Akşam için. Akşam bir şeyler olabilir. Sürpriz mi var? Sürpriz fazla yok da, yani ben sürpriz yapmayı fazla sevmiyorum. Eşim de sevmediği için. Ama bir şeyler yapacağım yine de, ufak bir şeyler yapacağım. Sizden yemek var mı? Yani. O şimdi kalsın da akşama sürpriz olsun. Süper. Miforsam ازشون که برنامه خاصی برای امروز دارن. میگن سورپرایز رو زیاد دوست ندارن ولی 100 درصد برای شب برنامه دارن. هم خانم هم آقا. البته چون نام زدن به احتمال زیاد میخوام برم بیرون. O zaman sizden çok teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Umarım çok sevgi dolu güzel bir yaşamınız olur. Sağ olun, sizin de. Teşekkürler. Güler yüzlü, çok tatlı iki bayan yanımda. Şimdi onlara sormak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Burada neler yapıyorsunuz? Alışverişe mi geldiniz yoksa? Burada çalışıyoruz. Web 62 mağazasında. Çok güzel. Tamam. O zaman sizin herhangi bir programınız var mı bugün için? Bugün için evet. Sevgilimle, nişanlımla bir programım var. Çok güzel. Nişanınız var. Geçeceğim. Evet. Çok güzel. O zaman size sormam lazım. Sevgi nedir sizce? Her şey. Her şey. Her şey. Su, yemek, her şey o. Öyle mi? O kadar aşıksınız herhalde. Felaket. Evlilik var yakında. Ağustos'ta. İnşallah. Bugün için neler yapacaksınız? Dışarı yemek veya başka bir şey mi? Bugün dışarıda yemek yiyeceğim, çalışacağım. Tabii ki 10'a kadar buradayım. Hizmet. Galiba 11. Evet. Bana 10. Ben 10'da çıkacağım. Nişanlımla beraber güzel bir vakit geçireceğiz. Hediye aldınız mı? Hediye aldım. Kol düğmesi aldım. Kol düğmesi evet. Çok güzel. O almış mı acaba?
Benim göreceğim. Mağazaya geçeyim göreceğim. Kaç senedir bugünü kutluyorsunuz beraber? 2,5 senedir. Umarım uzun yıllarda hep kutlarsınız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Siz ne yapacaksınız? Ben de sevgilimle beraber geçireceğim. Tabii ki ondan sonra biz de çalışıyoruz. Bilmiyorum sürpriz neyi karşılayacak bakalım. Tamam. Şimdi sevgilinize bir mesajınız varsa buradan ona iletebilirsiniz. Evet, sevgilime, nişanlıma çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Kutlu olsun siz de ama. Ben de sevgililer gününü çok kutluyorum. Sevgilimi çok seviyorum. Umarım iyi bir evlilikle sonuçlanır. Biz de umuyoruz ve buradan mesajı da göndermiş olduk. Evlilik bekliyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi burada çok tatlı ve güzel çift var. Çok güzel görünüyorlar. Rengarenk, el ele yürüyorlar. Hemen istiyorum sorayım. Burada ne yapıyorlar? Bugün için neler yapacaklar? Merhaba. 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 Bugün çok özel bir gün biliyorsunuz. Evet, evet. Programınız vardır kesin bugün. Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle var. O zaman ben bayana uzatacağım. Tabii, daha fazla tabii. Soracağım. Sevgili misiniz? Nişanlıyız. Nişanlısınız. Acaba sevgililik zamanı da oldu mu olmadı mı? Evet 9 ay gibi bir süre oldu ve çok güzel geçti. Şu an bunu tamamlamak istiyoruz. İnşallah çok güzel. Neler yaptınız? Yani bu kadar süre içinde nasıl geçti bu zaman? Yani nasıl bu kadar devam etti ve evliliğe kadar gelebildi? Öncelikle aşk tamamıyla bağlılık gerektiriyor ve saygı gerektiriyor ve biz bunların hepsini yaptığımıza inanıyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Önemli olan aile bağları da çok önemli. Ailelerimizi onayladıktan sonra bize sadece devam etmek kaldı. Harika bir şey. Bugün için ne programınız var? Neler yapacaksınız? Biz bir yemeğe çıkmayı düşünüyoruz öncelikle. Hani sevgililer günü değil, her gün sevgililer günü aslında klasik olacak ama yine de biz bunu yemekle tamamlayacağız. Ailelerimizle birlikte geçireceğiz ve burada birazcık alışveriş yapmayı düşünüyoruz. Hey, neler alınacak acaba? Siz hediye mi alacaksınız? Aldık zaten önceden. Ne aldınız? Aldık. Aldınız, okey. O size özel kalsın tabii ki. Çok teşekkür ederim. Umarım her zaman çok mutlu ve güzel günler geçirirsiniz. İnşallah. Böyle sevgi dolu ve böyle mutlu. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. دوستای خوبم الان جلوی یکی از مغازه هستیم که بادکنک گذاشتن اینجا و یه جایی رو درست کردم برای کسایی که با هم برن اونجا با هم عکس بگیرن. دوست دخترها، دوست پسرها، نامزدا، زن و شوهرها همشون میان اینجا سرشون رو میکنن تو این دوتا عکس میگیرن. من تنها ولی میخوام که امتحان کنم ببینم چطوری میشه. بادکنکارم که میبینین قرمز و سرخ و زیبا نشانه عشق و محبته. پس بریم امتحان کنیم ببینیم ما این تو چه شکلی میشیم. فعلا بای بای. دوستای خوبم یه خانم خوشگل داره بهمون نزدیک میشه. این خانم خوشگل روی دامنش کلی کیک و شیرینی و شکلات داره. بهش میگن دختر شیرینیا. داره میاد که از اینجا رد شه بره کل این مرکز خرید رو بگرده. ببینین چه چیزای خوشمزه ای داره. امیدوارم که بتونم یکم طعمش رو نگاه کنم. فعلا بای بای. دوستای خوبم یه دونه گرفتم یه قلب خیلی خوشگله بوشم خیلی قشنگه امیدوارم که طعمش هم خیلی خوب باشه و مطمئنم با این خانم خوشگل حتما طعمش هم خیلی خوشمزه است بخوریم ببینیم چه طعمیه دوستای خوبم الان ما کیکامونو گرفتیم اومدم پهلوی دو تا از مشتری خوشگل اینجا نشستم که با هم کیک بخوریم ظاهرش که خیلی قشنگ بود همونطوری که گفتم الان بخوریم ببینیم طعمش چطوره خیلی خوشمزه است درسته؟ آره خیلی خوشمزه است این خانم یه ذره فارسی بلده فارسی دیگه چی بلدی؟ خیلی کوچک خیلی کم میگه بلدم همونجوری که متوجه شدین باشگاه ها هنگی کلمه رو بیدیوستون؟ مرسی خوبم خوشگلی
Başka ne biliyorum? Ya biliyorum birazcık. Anlıyorum birazcık. Seni seviyorumu biliyor musun? Dusetaram. En önemli şey bugün bu. Değil mi? Evet. Ben Anşamara Dusetaram. Teşekkür ederim. Sağ olun. دوستای خوبم جلوی یه مغازه هستیم که پر از لوازم خیلی زیبا برای خانم است که آقایون فکر می‌کنم اکثرا میان اینجا خرید می‌کنن. الان از صاحب اینجا می‌خوام بپرسم که امروز چطور بوده؟ فروششون خوب بوده یا نه و کی اومدن واسه خرید؟ مرحبا. Merhabalar. Şimdi siz çok güzel şeyler bayanlara yönelik satıyorsunuz galiba. Evet, erkekler sizi gelip herhalde rahatsız ediyorlar daha çok. Ne kadar insanlar çok meraklı böyle alışverişlere sizce? Böyle günlerde biraz daha fazla diğer günlere nazaran tabii. Genel olarak bugünlerde de erkekler daha çok müşterimiz. Bir hareket var bugün, bakalım inşallah hayırlısı. Siz kendiniz acaba herhangi bir programınız var mı bugün için? Bugün için özel indirimlerimiz var özellikle. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. ازشون پرسیدم که آقایون خیلی میان یا نه، گفتم بله مثلا امروز که روز عشاق هست خیلی هم بیشتر میان. در ضمن پرسیدم که خودتون برنامه دارین یا نه، گفتم بله منم برنامه دارم، ولی برنامه سر کارشون رو گفتن، برنامه خصوصیشون رو نگفتن. گفتن که بله اینجا تخفیف ویژه‌ای گذاشتم که مشتری بیشتری داشته باشم. Şimdi özel olarak acaba programınız var mı bugün için? Özel olarak bir programımız yok. Yani sevgiliyle, nişanlıyla, eşle herhangi bir programınız yok. Özel olarak bir programımız yok. Tamam. Miguel ki hiç programı inadıram. O zaman sizden bir soru sorayım. Tabii. Sizce sevgi ve aşk nedir? Sevgi ve aşk nedir? Aşk evrensel bir şeydir aslında. Aşk diye bir şey yoktur da diyebilirim aslında ben. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. میگن که به نظر من عشق یه چیزیه که جهانیه و اصلا چیزی به اسم عشق وجود نداره. O zaman sizce insanlar neden beraber evlenir? Neden yaşam kurar? Doğanın kanunu gereği öyle olması lazım. اینم یه نظریه، میگن که به خاطر این چیزیه که توی طبیعت باید باشه، یعنی اگه نباشه نمیشه، به خاطر اینه که انسان ها همدیگر دوست دارن و یا مجبور میشن که ازدواج کنن. او زمان سیزین فلسفه چوک فرقلی. بینیم فلسفه براز فرقلی. اولی میسینیز؟ بکرم. پرسیدم ازدواج کردن یا نه؟ نه، و فهم کنم اینجوری اصلا نتونن هم ازدواج کنن. بو درومله اولیک براز زور. براز، evet. O zaman size ne diyeyim? Bol mutluluk, bol aşksız hayat mı? Teşekkür ederim. Evet, umarım ederim. Her zaman çok mutlu olursunuz. İnşallah. Sevgi dolu bir yaşamınız olur. İnşallah, sağ olun. الان باشه صحبت کردم قبل از اینکه دوباره فیلم بگیریم، گفتم که خب چطور میشه که بدون عشق زندگی کرد؟ یعنی همچین چیزی وجود داره اصلا؟ گفتم به نظر من عشق خیلی متفاوته. ببینیم از خودشون بپرسیم که عشق چیه. O zaman bize biraz açıklayın. Bu tek güne özgü bir şey olmaması lazım. Hani her gün birbirimize iyi davranmalıyız, konuşmalıyız, gülmeliyiz, eğlenmeliyiz. Ama dediğim gibi bu hani aşk olayına geldiği zaman aşk çok farklı bir şey. Ben o konuda netim, düşüncelerimi söyledim size tekrardan. میگن که به نظر من عشق خیلی متفاوته و باید هر روز باشه، یعنی فقط مختص امروز که مثلا 14 فوریه است نباشه. این هم فکر ایشونه. تشکر. دوستای خوبم، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. امیدوارم که همیشه شاد، پر از عشق، پر از محبت باشین و زندگیتون همیشه سرخ رنگ و شاد باشه. خدا نگهدارتون باشه تا برنامه هفته آینده ترکیه کشور جشنواره ها. خداحافظ.